Değerli köylerimiz, yine bir canlı programda birlikteyiz. Bugün konuğumuz Orhan Uslu, Adıyaman'ın bizim bölgemize değerli iş adamlarından. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyisiniz inşallah. Hamdolsun Mehmet Bey, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, teşekkür ediyoruz. Orhan Bey, köylerimizden tabii ki ekseriyette tanıyorlar sizi ama tanımayanlar da varsa kendinizi bize tanıtır mısınız? Evet, teşekkür ediyorum. Tabii Orhan Uslu benim ismim. Saf Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmekteyiz. Esasen biz de Kikan'dayız. Turuşlarımız 7 kilometre. Tabii daha öncesine giderek gidersek Besni'deyiz. Daha sonra Kikan Köyü'ne en son gelmişiz 73'ten beri. Bizler de orada dünyaya gelmişiz. Daha sonra işte Adıyaman, iş hayatı falan derken çok da öyle anlatacak bir şeyimiz yok aslında. Orhan Uslu işte esnafız. Daha çok STK'larla ilgili bazı meşguliyetlerimiz var. Turistlerin de bir STK olması hasebiyle bu işten çok hoşlandığımı belirtmek isterim. Turistlerin kurulmuş olması, böyle haftada bir de olsa, 3-5 günde bir de olsa, zaten gündüzleri her gün açıkmış, onu öğrendik de, akşamları da bir araya gelip, hele hele şu pandemi ortamının vermiş olduğu bir atalet var biliyorsunuz. İnsanlar bir tembelleşti. Aynen. Bu pandemi ortamında ben bu bir araya gelmeleri daha çok önemsiyorum. Hem o ataleti atmış oluyorsunuz, hem de Turuş ve çevre köylerinin, ki bizim köy de buna dahil, sorunları varsa onu muhabbet dairesinde bir araya gelip çözmeye çalışıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese, Sayın Başkanımızı, sizleri tebrik ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Razı olsun. Evet, turistler olarak bölgeyle ilgili elimizden geleni yapıyoruz tabii ki. Rabbim yardımcınız olsun. Gerek bölge muhtarlarımızla, gerek esnaflarımızla, köylerimizle ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Birçok kuruluşa da geziyoruz. Evet. Az çok sorunu bölgemizde sorunlar olduğunu biliyorsunuz. Bölgemizle ilgili biraz sıkıntılar var. Onlarla ilgili sizlerin de bildiğiniz konular var. Evet, evet. İş adamı olarak yakından takip ediyorsunuz. Biraz bahseder misiniz? Nasıl yapılır? Sorunlar neden çözülemiyor? Esasen Turuş sürekli Adıyaman siyasetinin gündeminde olan bir yer. Evet. Mesela geçmiş dönemde Bebek 1 ve Bebek 2 diye iki sulama projesi vardı. İkisi de maalesef rafa kalktı. Daha sonra bir ara organize sanayi bölgesinin bir kısmını oraya taşıması gündeme geldi. Şu an ne alemde bilmiyorum açıkçası. Ama Turuş'un o kadar mühim bir zemini var ki mesela organize sanayi bölgesi cihetiyle ele alacak olursak evet. Turuş'un şu an tarıma elverişsiz yaklaşık 3500-4000 dönüm yani 350-400 hektarlık bir alanı var. Ve bu alan boşu boşuna duruyor. Bizler verimli tarlalarımızı kamulaştıracağımıza oralara paralar ödeyeceğimize buyursunlar gelsinler hazır mümbit bir zemin. Halkı da bunu istiyor, çevre köyler de bunu istiyor. Kaldı ki niçin mümbit bir zemin? Şimdi Turuş, Adıyaman'a, Gaziantep'e, Urfa'ya, Diyarbakır'a çok yakın bir yerde bulunuyor. Tam orta bir yerde. Aynen öyle. Ve uluslararası GAP Havalimanı'na herhalde bir 60-70 kilometre civarında bir mesafedir. Ya Adıyaman'a 30 kilometre, 40 kilometre en fazla. Organize falan alırsak belki 35 kilometre. Çok mümbit bir zemin. Daha başka bir ara işte havalimanını oraya taşıyacağız dediler. O da iptal oldu. Esasen sürekli gündemde ama bir türlü istenilen hiçbir şey yapılamadı bugüne kadar. Şimdi tarıma dairi bir OSEB biliyorsunuz gündemde. O da Turuş'a yakın. Bebe'de yakın. Evet. İnşallah o gerçekleşir. Bir an önce efendim orada fabrikalar açılır. Orada işsiz insanlar çalışır. Çünkü Adıyaman'ımızda maalesef yani şöyle bir hakikat var. Elbette burada amacımız hiç kimseyi eleştirmek falan değil. Sadece bir mevzuyu dile getirmek. Adıyaman'ımızın 660 bin nüfusun olduğunu öne varsayarsak 620 bin, 630 bin, şu an 660 bin civarında deniliyor. Tüm organizelerimizde toplam işte 13 bin diyen var, 15 bin diyen var. 15 bin farz edelim bunu. Evet. %1'e 2, 2,5 gibi rakamlarla çalışan insanın olması hakikaten çok büyük bir handikap. Ya Adıyaman'ın genç nüfusu ne kadar, çalışanın ne kadar, işsizi ne kadar? Bunları karşılaştırdığımızda zaten şöyle, mesela Adıyaman ortalama gerek nüfusu cihetiyle, gerek yüz ölçümü cihetiyle ve başka şeylerle Türkiye'nin ortalaması bir ildir. Evet. Ama gayri safi milli hasılara bakıyorsunuz, kişi başına düşen milli gelire bakıyorsunuz, 64. sırada. Ki bu kadar faizdeki paraya rağmen, bu da çok önemli. Adıyaman'da faize çok para yatırıyor. Neden? Çünkü insanlar hep bunu söylerler, ben de hep şunu dile getiririm. Elbette ki faizi kimse tasvip etmez. Ama faiz de bir şeylerin neticesidir. Nedir o? Bir insan bir bankaya faize para yatırıyorsa demek ki ticaretten o miktarda para kazanamıyor demektir.
Onun için götürüp oraya faizini yatırıyor demektir. Adıyaman'da demek ki insanlar iş ortamı, iş yapma ortamı bulamıyor olacaklar ki gidip faize para yatırıyorlar. Oradaki gelirler de dahil Adıyaman'da kişi başına düşen milli gelir de 64. sıralardayız. Bu da bir il olarak ne kadar geride olduğumuzu gösteren en belirgin göstergedir. Dolayısıyla tekrardan Turuş'a gelecek olursak, esasen Turuş birçok şeyi hak ediyor. Her şeyden önce dediğim gibi orada hazine arazileri var. Bak köyün arka tarafında hepimiz çok iyi biliyoruz. Orada müthiş bir potansiyel var. Dolayısıyla oraya gidildiğinde o arsalar bedava tahsil edilecek. Kimse para mara da istemiyor ha. Yani Turuş halkı gelin diyor, efendim biz burayı size tahsis edelim, para falan da istemiyoruz diyor. Çünkü zaten devlet hazinesi. Dolayısıyla çok çok dediğim gibi müthiş bir zemin. İstenilirse oraya organizeler kurulabilir, fabrikalar kurulabilir. İnşallah işte sizler turistler olarak bunu gündemde tutmaya devam ediniz. Bunu siyasilere bildiriniz. İşte efendim bakanlar gelirse bildiriniz böyle bir ortam olduğunu ve turuşun buna ihtiyacı olduğunu. Ve hakikaten o çevrede de dediğimiz gibi yol imkanları, ulaşım imkanları. Çünkü siz bir fabrika yaptınız. Ondan sonra en büyük şeyiniz nedir? Ham madde teminidir. Değil mi? Ulaşım. Ham madde temininden daha sonra nedir? Personel lazım değil mi? Bozova yakın size. Adıyaman yakın. Urfa yakın. Her taraftan işçi işe alabilme imkanınız var. Dolayısıyla Turuş gerçekten çok uygun bir zeminde duruyor. Çok uygun bir ortamda duruyor. Yani siyasilerimiz de kulakları çınlasın inşallah. İnşallah buradan da tekrar talep etmiş olalım bu program meselesi. Eyvallah. Gençlerimiz de zaten gerçekten işsizlik nedeniyle gerek yıl dışında gerek yurt dışında çalışmakta olan birçok gencimiz var. Bu vesileyle inşallah hayra da vesile olur. İnşallah. Köyünle ilgili, gençlerimizle ilgili tavsiyeniz var mıdır? Girişimcilerle ilgili tavsiyede bulunmak ister misiniz? Evet. Ne yapılabilir? Yani biz çözüm arayışındayız gençlerle, köylerimizle ilgili. Neler yapılabilir? Şimdi Mehmet Bey, yani bu bütün dünya ülkelerinde böyledir. Üretmelisiniz. Üretmek zorundasınız. Üretmediğiniz zaman tüketici olursunuz. Tüketici olduğunuz zaman da paranız yetmez. Hazıra hiçbir şey dayanmaz. Dolayısıyla iş yapmak, çalışmak ki biz çalışkan bir milletiz. Yani bizler sabah kalkar, sizler hepiniz bunu biliyorsunuz, yaşadınız. Gece 3'te kalkar tütün kırmaya giderdik, öyle mi? O tütün kırmadan gelir. Efendim o saplama işleri gündüz 2-3'e kadar devam eder. Ondan sonra onu asardık vesaire. Neyse o iş bittikten sonra mutlaka ya karpuz vardır ya pamuk vardır vesaire. Yani gün boyu çalışırdık ya. Hepimiz öyleyiz. Sizler de çalıştınız, bizler de çalıştık. Çalışkan bir milletiz. İnanın bu yetmezdi. Bir de geceleyin. Hani eskiden çobanlık vardı, davar gütmede de sıra vardı. Giderdik, sırayla davar güderdik yani o kadar işten sonra. O geceyi de uykusuz geçirirdik. Ha demek ki bu millet çok çalışkan. Peki olsun. İmkan meselesi işte. Bizler ne yapmalıyız? Mesela turistler şu an bir araya gelmiş ya, beraber bir şeyler yapıyor ya. İnanın sermaye noktasında da bir araya gelinebilir, bir şeyler yapılabilir. Ufaktan da olsa ufak bir çiftlik açılabilir. Ne bileyim, bir git bir kilitli parke taşı bir yere aç, başka bir şey aç. Şöyle devletimizin teşvik vermiş olduğu şeyler var hayvancılık esasında falan. Mesela büyük başta küçük başta teşvikler var. Bunlar değerlendirilebilir. Efendim bahçe olarak değerlendirilebilir. Birçok şey var. Bir araya gelinmeli. Tabii devletimizin de teşvikleriyle bir şeyler yapmaya çalışılmalıdır. Ama mutlak surette üretmek zorundayız. Ha imkanlar çok mu zor? Çok zor. Dünya başka yere evriliyor mu? Evriliyor. Efendim enflasyonist bir döneme girdik mi? Girdik. Kolay değil. Ama ne yapıp ne edip üretmeyi başarmamız gerekiyor. İşte turistlerin de bu turuşun sıkıntılarını, ondan sonra mümbit bir zemin olduğunu, yatırım yapılması gerektiğini yukarıya bildirmesi, oradaki insanların da turistler vasıtasıyla mutlak surette muhtarlarımızın da katılımıyla vesaire, turuşa yapılacak yatırımların önünün açılması gerekiyor. Evet, dediğimiz gibi birçok teşvik var, birçok şey var, bunlar değerlendirilebilir ve turuşa da aktarılabilir inşallah. İnşallah. Biz de elimizden geleni yapıyoruz, aktarırız da inşallah. Tabii ki suyun olmaması büyük bir problem. Büyük bir problem. Su olmayınca tarım arazileri de sıkıntı çekiliyor. Çok eleştiri var ama. Esasen o bölge için tabii bebek 1, bebek 2 tabii niçin kaldırıldı açıkçası onu bilmiyorum. Yıllarca gündemdeydi. Ratabı mı değil, nedir bilmiyoruz. Veya işte yapılacak giderleri gelirlerinden daha çok mu bir şey götürüyordu. Açıkçası onları bilmiyorum. Çünkü onları bilmek lazım. Niçin kaldırıldığını bilmiyorum ama yıllarca gündemde tutulup tekrardan iptal edildiğini biliyorum. O projeler olsaydı en azından ilk akla gelen birçok tavra sunanır olacaktı.
Efendim işte verimler iki katına artacaktı. Siz bir ürün aldığınız yerden üç ürüne kadar belki de alabilecektiniz. Onun için iptal edildi açıkçası bilmiyorum. Bizim bu ovanın zaten çok büyük bir sorunu susuzluk. Adıyaman'ın sorunu. Koçali Barajı'ndan tutun da, Gümüken Barajı'ndan tutun da. Bu arada bugün güzel bir haber aldık bilmiyorum. Koçali Barajı ile alakadar tünel vardı biliyorsunuz. O tünelin yapımına başlanmış. Evet. En azından Koçali Barajı'nın yapılması birçok tarlanın sulanması manasına geliyor. Çağatay tarafında falan başlandı birçok projeler. Evet. Sağ olsun siyasiler el atıyor, işler yapmaya çalışıyor ama biraz da bu taraftan inşallah projeler geliştirirse... İnşallah. Yani ilde eşit dağılım istiyoruz diyorsunuz. Evet. Yani mutlaka, mutlaka. Yani kartamız da çok değerli. Besimiz de çok değerli. Evet. Mesela Gölbaşı'da da bazı bir baraj vardı. Neydi? Şu an ismini hatırlayamıyorum. Orası da bayağı bir safha, bayağı bir ileriye gidildi yani. Yakında inşallah faaliyete geçecek. Ama turuşun da gerçekten o bebek 1 ve bebek 2 niçin iptal edildi açıkçası ben de anlayamadım. Ama bugün organize hayvancılıkla, organize gıdayla alakadar üzerinde durmak gerekiyor. Ve turuşun organize hayvancılıkla alakadar da esasen çok güzel yerleri var. Biraz önce bahsettik ya 3500-4000 dönüm tarladan bahsediyoruz. Yani 350-400 hektardan bahsediyoruz. Muazzam bir alan. Burada ne yapılmaz ki? Neler yapılmaz ki? Yeter ki proje geliştirilsin, yeter ki üzerinde durulsun. Ama dediğim gibi turuş hakikaten bulunduğu konum cihetiyle, insanları cihetiyle bunu hak ediyor. Fazlasıyla hak ediyor. İlgi alaka göstermek gerekiyor ve birazcık da Ankara yollarını aşındırmak gerekiyor sanki. İnşallah. İnşallah. Sayın Başkanım. Birlikte olursa inşallah. Aynen. Sizler gibi değerli estağfurullah. Bürokratlarımızla, siyasilerimizle inşallah birlikte olursa olmayacak bir şey yok. Evet. Bildiğim kadarıyla sivil toplum kuruluşları platformunun da aynı zamanda başkanlarını yürütüyorsunuz. Doğru. Bununla ilgili de şeyler söylemek ister misiniz? Bilgi almak ister misiniz? Çünkü gördüğümüz kadarıyla birçok şey yapıyorsunuz. Aktif çalışılıyor. Evet. Özellikle de ben kendi şahsım adına Filistin ve Doğu Kürdistan'a verdiğiniz organize yaptığınız işlere evet. Teşekkür ediyorum duyarlarınız için. Ne gibi faaliyetler? Şöyle şimdi biz Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları platformu olarak yerelde Adıyaman'ımız için, ulusalda Türkiye'miz için, daha bir öteye geçersek ümmet için ne yapabiliriz? Bu maksatta kurulmuş bir platformuz. Bu platformun içerisinde İHA, Kızılay, Hayrat Vakfı gibi, Adıyaman Kültür ve İlim Vakfı gibi efendim ulusal bazda çalışmalar yapan çok değerli STK'larımız da var. Ve ayda bir toplantılarımız olur. Bu mutat toplantılarımızdır. İhtiyaç halinde hafta içerisinde veya diyelim ay içerisinde bir, iki veya üç kere de toplantı yapılabilir veya bir araya gelinebilir. Bazı ziyaretler yapılabilir. Tabi ilim mevzuları da alakadarlık göstermeye çalışıyoruz. Örneğin son yapılan mesela İHA sağ olsun. Mesela uluslararası bazda dediğimiz bugün Suriyeli kardeşlerimizin işte haber geldi sınır boyunda. Öyle bir şey ki un bitmiş ve ekmek yok. Dolayısıyla sağ olsun çok teşekkür ediyoruz burada İHA yetkililerine. İHA bir çalışma başlattı. Ve o çalışmanın neticesinde şu an un toplanıyor. Efendim sağ olsun genel merkezle bir yerde anlaşmış. Torbası 200 liradan. Çünkü un şu an çok daha pahalı. Bir yardım kampanyası düzenleniyor örneğin. İşte bu tür şeyler çok güzel. Hakikaten çok güzel. İşte bir araya gelindiği zaman, el birliğiyle bir şeyler yapılmak istediğiniz zaman bir şeyler çıkıyor ortaya. Nedir? Sizin arzuladığınız belki şu an 10 bin torbadır ama siz 1000 torbaya ulaşırsınız. 500 torbaya ulaşırsınız. Değil mi? Ne kadar ulaşabildiyseniz. Kaç kişinin karnını doyurabildiyseniz. Efendim Adıyaman'lar mesela Filistin'e kadar çok mevzularımız oldu. Çok yardımlarımız oldu. Çukur olaylarında ciddi manada doğuya yardımlar gitti Adıyaman'dan. O zaman hiç hatırlıyorum. Allah-u Alem 800 bin civarında nakdi bir yardım gitti. Gayri nakdi yardımlar da gitti. Adıyaman'la alakadar mevzu ne olursa olsun efendim toplumu ilgilendiren en son mesela yaptığımız çalışma şuydu. Adıyaman'da biliyorsunuz intihar vakaları arttı son zamanlarda. Bir ay içerisinde 10 tane intihar vakası meydana geldi. Sağ olsun bizim arkadaşlar bir gündem maddesi olarak ya bu intiharlar niçin oluyor? Adıyaman halkı normalde intihara yatkın bir halk değil. Bu intiharların bir sebebi olmalı dediler. Bizler aldığımız kararla üniversitede sağ olsun Bekir Kocataş hocamla sosyoloji bölüm başkanı kendisi oradaki abimizi ziyaret ederek kendisi daha önce zaten Adıyaman'la ilgili uyuşturucuyla mücadele ilgili intiharlarla ilgili araştırma yapmış bir insan. Ve kendisi bazı konularda bazı başlıklar bize vererek önümüzdeki toplantıda onu da dile getireceğiz. İntiharlar neden oluyor? Çözüm yollarıyla beraber. Sadece sebepleri belirtmek değil. Siz bir mevzuyu sebepleri belirtirsiniz ama çözüm yollarını belirtmezseniz o nakız kalır. Dolayısıyla çözüm yollarıyla beraber ele alacağız. Belki de aileleri tek tek ziyaret edeceğiz. Bu kardeşimiz kimdi, neciydi, ne iş yapardı? Efendim
hangi sıkıntıları vardı vesaire tek tek sahada da sorup böyle bir çalışma yapacağız. İnşallah. Dolayısıyla Adıyaman Sivil Toplum Platformu kuruluşları hakikaten Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık çok çok güzel hizmetlerde bulunuyorlar. Rabbim daim etsin. Benim görev sürem Cenab-ı Hakk'ın nasip ederse bu ay doluyor. Bu aydan sonra da yeni bir başkanımızı seçeceğiz. Bayrağı başkasına vereceksiniz. Bayrağı bu hizmet yarışını inşallah bir bayrağı başka kardeşimize devredeceğiz. Ve bu güzel hizmetlere elbette ki güzel bir şekilde devam edecekler. Bizler de elimizden geldiğince yardımcı olacağız inşallah. İnşallah. Allah muvaffak eder. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. STK'lar gönül işi. Gönül işi gerçekten öyle. Büyük adakalıklar gerektiriyor. Aynen öyle. Çünkü orada sizin hiçbir beklentiniz yok. Siyasi bir beklentiniz yok. Kesinlikle. Maddi bir beklentiniz yok. Sizi orada koşturan tek şey var. O da Allah rızasıdır. Tabii son zamanlarda bunu da söylemeye korkar olduk ama söyleyelim ya. Yani bunu kaldıracak halimiz yok ya. Şimdi toplum öyle bir hale evrildi ki Allah rızası demeye korkar olduk. Yok kardeş. Bunu ancak insan Allah rızası yaptırır. Başka şey yaptırmaz. Başka hiçbir gaye yaptıramaz. Dolayısıyla mesela birçok gönüllülük esasına dair işler vardır. Siz dünyada onun karşılığında ne verirseniz verin onun karşılığı değildir zaten. Ancak sadece Cenab-ı Hakk'ın rızası o işle geçerlidir. Ve birçok insan da o minval üzerine yürüyor ve koşturuyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu programın sonuna geliyoruz. Bu arada sponsorlarımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Bu STK'lar böyle kolay yürümüyor. Mutlaka. Hiçbiri kolay yürümüyor. SAP grubu olarak da aynı zamanda teşekkür ediyoruz desteklerinizden dolayı. Biz teşekkür ediyoruz. Bu arada ismen de söylemek istiyorum eğer müsaadeniz olursa. Estağfurullah, buyurun lütfen. Sınav kurs merkezine teşekkür ediyoruz. Gerçekten sürekli yanımızda da desteklerini esirgemiyorlar. Ulece Medya'ya, Kervansaray Kafe Restoran'da, Dolunay Gıda'ya, Vestel Çakır Ticareti, köy esnaflarımızı unutmayalım. Gerçekten çok yardımcı oluyor. Özellikle kalpsiz yardım madde. Özfırat Ticareti, Estete Güzellik Merkezi'ne bugünkü sponsorumuz var. Teşekkür ediyoruz. Buraya kadar teşrif ettiniz. Estağfurullah. Zaman bizim için zevkti. Turistlerin bu faaliyetlerini bizzat yerinde görmek de hoşumuza geldi. Eyvallah. Çünkü biz daha önce her ne kadar duyuyor olsak da müşahhası olarak görmüş olduk ve bu tür faaliyetlerin güzel bir şekilde döndüğünü de kendi gözümüzle görmüş olduk. Ben de turistler olarak sizleri tebrik ediyorum. Başlarınızın devamını inşallah daha da büyüyerek, i̇nşallah. Katlanarak ve hizmetlere de vesile olarak hep birlikte inşallah. Başarılar diliyorum Allah'ın izniyle. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ederim.